Türkiye'de CİF'te tarihe geçtin, atletizm tarihine de geçtin. Neler hissediyorsun, neler söyleyeceksin? Öncelikle bir yanım mutlu, bir yanım da böyle hüzünlü biraz. Madalyayı kıl payıyla kaçırdım. Ama ilk defa olimpiyata gelişim, bu olimpiyat tecrübesini yaşayışım falan beni çok heyecanlandırdı. Senin açından nasıl bir yarış geçti? Evet, ben 67-21 santimli Türkiye rekoru sahibi olarak daha iyi dereceler yaptım. Fakat dediğim gibi ilk olimpiyat ilk tecrübesizlik gibi oldu benim için. Ama antrenmanda attığım dereceleri atsaydım şu an evet şampiyondum. Bazen işte olmuyor, nasip olmuyor. Elimden gelen bütün mücadeleyi verdim. Son hakkıma kadar savaştım ama nasip olmadı. Artık bunu tecrübe olarak koyup önümüzdeki yarışlara daha iyi odaklanıp, daha iyi çalışıp madalyayı almak istiyorum. Bir mesajım vardı 2024 ile alakalı. Onunla ilgili neler söylersin? 2024'te daha iyi olacağımı, daha tecrübeli olacağımı inanıyorum ve madalyayı istiyorum ve alacağım da inşallah. Teşekkür ediyorum. Olimpiyatlarda yarışmak zaten başlı başına atletizm için özellikle çok zor. Buralar potalarla gelinen, baraj dereceleri olan müsabakalar olduğu için buraya gelmek de çok zor. Burada olmak Eda gibi bir sporcu için çok önemliydi. Aslında parolamız madalyaydı. Biz Eda'dan 64'ünde, yani açıkçası Eda da ben de kendi durumumuzu biliyorduk. Daha ilerinin olabileceğini biliyorduk. Çünkü daha iyi dereceler atmıştık antrenmanlarda. Bu yarışta aslında madalya bekliyorduk. Ama 65 gibi filan bir derece atmayı ümit ediyordum. Bir ve ikinci atışlarında kötü sonuç elde edince zaten ister istemez yarışın seyri değişti. Tekrardan toparlanmaya kalktığımızda son atışına kadar büyük bir mücadele verdi. Ayrıca burada güçlü bir müsabaka çıkardığı için sporcumunu tebrik ediyorum. Bundan sonra burası bir milat olsun, bunu unutmayalım. 2024 olimpiyatlarına daha güçlü, daha büyük bir dereceyle gideceğiz ve inanıyorum ki milletimizin göğsünü daha büyük bir şekilde kabartacağız.